üstüne bir kabus gibi çökebiliyordu. Yüzyıl boyunca gizli kalmıştı. Kulaktan kulağa dolaşan her fısıltıyı takip ettikten ve tam 100 yıl boyunca sayısız karanlık çukur için savaş verdikten sonra karanlık gücünü sonunda elime geçirmiştim. Şimdi intikam alma zamanı geldi. Bana hiçbir şey engel olamaz. Beni yavaşlatacak kadar zorlu bir yol, beni durduracak kadar güçlü bir engel yok. Ölüm meleği beni korkutamıyor. Çünkü ben zaten ölüyüm. Bu kabusa can vermek benim en değerli özlemim olmuştu. Artık hepsinin yandığını görebileceğim. Acım sona ererken onların acıları başlayacak. Sonunda bu yarı ölüm lanetinden kurtulmayı başardım. Falazür küresi artık benim. İşmir'in artık benim karşımda nasıl bir şansı olabilir? Efendim, Halifax bizi buğday arzını kesecek olursanız eğer yeni kanalizasyon sistemi için çıkaracağınız yasayı imzalamamakla tehdit ediyor. Yani sizin de görebileceğiniz gibi hemen harekete geçmemiz gerek. Lordum? Beni dinliyor musunuz? Zaten tek yaptığım şey seni dinlemek. Günlerim rakamlarla, raporlarla ve verdiğim tavizlerle dolu. Koltuğumdaki minderler kadar yumuşak bir adam olmaya başladım. Sörberek, siz Lordlar Kamarası'nda bir bakansınız. Önemli devlet konuları sizi bekliyor. Düşünmeniz gereken şeyler bunlar. Dışarıdaki çocukça bir düello değil. Lordum? Harika, evet yapabilirsin, sana güveniyorum. Valerius, sana verdiğim dersleri unuttun mu? Saldırman gerekirken savunmadasın. Kralın yüzbaşısı her zaman ileri doğru hücum etmeli. İleri çocuğum. Hemen çıkar o paslı kılıcını. Seninle bunu savaş alanında çözelim. Ama belki de elbette senin odana gelmemi tercih edebiliriz. Orada kuş tüyleriyle mızrak savaşı yapabiliriz. Dostlarım, bu Sir Beric'tir. O kralın muhafızlarının eski yüzbaşısı ve bir zamanlar benim de öğretmenimdi. Sir Beric,
Umarım bu düello kraliyet vergi danışmanı olarak görevinizi yerine getirmenize engel olmaz. Şu andan itibaren Valerius, derslerin yine başlıyor. Git olur mu? Hadi! Hadi dostum, yapabilirsin bunu. Evet, hadi al şu, evet. Hadi. Çok iyi, hadi. Sana güveniyorum. Hadi dostum, hadi. Evet, yapabilirsin. Evet, yapabilirsin. Bravo. Tebrik ederim Sörberi. Beni yenmeyi başardın. Zorla. Sen tüm öğrencilerimin en yeteneklisisin. Krallığın güvenliği emin ellerde. Subaylar hazırlanın. Şafakla yola çıkıyoruz. Hadi. Sana katılmayı çok isterdim. Kazanılan bir savaştan sonra yorgun bir halde uzanmak gibisi yok. Senin yerin burası. İşmir. Tam tersine. Benim yeteneğim savaş alanında. Biraz önce bu dövüş alanındaki sonucu gördün. Ben gördüm. Ne yazık ki sen görmedin. Bu tüy yerine ellerimde senin başın olabilirdi. Kazanmama izin mi verdin? Neden? Berek, her zaman yüzbaşım olacaksın. Ve ben öğrettiklerini hiçbir zaman unutmayacağım. Özellikle de bu son dersi. Peki bu son ders nedir? Bir savaşçı kılıcını ne zaman kınına sokması gerektiğini iyi bilmeli. Mado Ivanium. Kahretsin Berek. Bu bir lordun karısına yakışır bir dil mi peki? Tanıştığımızdan beri karanlık bazı alışkanlıklar edindim. Evet, her zaman en büyük arzum soylu bir büyücünün erdemlerini kirletmek olmuştur. Erdem şu anda düşündüğüm son şey. Sorun ne aşkım? Bu tomarı Obatay Tapınağı'ndan aldım. Tanrısal büyüyü kullanarak bu eldivenleri onarmaya çalışıyordum. Başaramadığımı söylemeliyim. Tanrısal büyü mü? Hı hı. Büyünün iki farklı türü vardır. Benim gibi büyücüler gizli büyülerle çalışır. Gücümüzü bilgiden ve sayısız saatler boyunca çalışmaktan alırız. Ama tanrısal büyü tamamen farklı. Tanrılar tarafından verilmiştir. İşmir'de henüz yapabilecek kimse yok. Zaten bu yüzden başarılı olabilirsen büyücüler meclisinde bir yer neredeyse garanti olur. Öyleyse seninle büyüklük arasına girmeyeyim. Tiokmado Ivonium Doc Avanna. Belki de kaderimizde şimdiki yerimizde kalmak vardır. Affedersiniz. Evet. Size nasıl yardımcı olabiliriz? Sörberek, buraya Saragosa'dan geldim. Köyümüzün üstüne bir kötülük çöreklendi. Ne tür bir kötülük? Korkunç bir şey. Kalp dağının içinde.
Erkeklerimizden ikisi dün sabah yamacındaki bir mağaraya girdiler. Henüz geri dönmediler. Lütfen, yardımınıza ihtiyacımız var. Zehirli gaz. Tıpkı söylediğim gibi. Arkamda kalın. Dikos, Minas, Mil, Kabal. Bu delikler dağın derinliklerindeki bilinmeyen bir kötülük kaynağına çıkıyor olmalı. Kötülük, evet. Ama bilinmediğinden emin değilim. Berek, bunun ne olduğunu biliyor musun? Korsanların yanında savaşırken eski Turan'ın kalıntılarına rastlamıştık. Berek, çabuk ol. Orada hiyeroglifler bulmuştuk. Her birinin anlattığı şey... Kalp Dağı'nın kalbinde uyuyan dev bir kara ejderha olduğuydu. Öyleyse o delikler... Aslında delik değiller. Onlar burun deliği. Lütfen Sir Berek. Ne yapacağımızı söyleyin. İnsanlarıma ne söylemem gerek? Kaçmalarını söyle. Turan ciltleri. Uygarlıklarından geriye kalan sadece bu. Büyücüler meclisini beklememiz gerekmez mi? Hayır. Önce Turanların bunu aydınlatıp aydınlatamayacaklarına bakalım. Bunlar senin tapınakta gördüğün hiyerogliflere benziyor mu? Aynıları. Bunları çözmek imkansız. Belki de yazıları gizlidir. Bak, kitaptaki tüm semboller aynı yöne doğru dağıtılmış. Belki birleştirmenin bir yolu bulabilirsen... Bu haftalar sürebilir. Bir görüş büyüsü bu kitapları nasıl okuyacağımızı gösterebilir. Neye ihtiyacım var? 4 parça fil dişi ve biraz tütsü. Pahalısından olsun. İyi ki bir lordum. Lilianil Ormani Meylexital. Bilmiyorum, sen söyle. Çığlık attın ve masa patladı. Yaralandın mı? O kadar garip şeyler gördüm ki. Turanlı büyücüleri gördüm. Bir küre vardı. Siyah bir küre. Ve sonra... Hatırlayamıyorum. Vücudum buz gibi. Büyü yapmanın bir yan etkisi. Melora. Saçın. Seni bir doktora götüreceğim.
Ne diyor, çözebiliyor musun? Kar tanesi, temizleyici alev, yaşlı kaya ya da sonsuz rüzgar. Bunlar dört element. Tanrım, bu Libram. Bir ejderha mı, kalp dağında mı gömülü? Dağdan sızan zehir ve gömülü ejderhalarla ilgili duyduğum şeyler nedir? Mecliste bir yer kazanmaya bu kadar mı isteklisin ki böyle bir dram yaratmaya bile hazırsın? Saygısızlık kabul etmeyin ama o hiçbir şey yaratmıyor. Onu kendi gözlerimle gördüm. Bulduğun şey ne? Bulan ben değilim majesteleri. 3000 yıl önce çürüme ve yarı ölümün kötü ejderha tanrısı Falazur, eski Turan uygarlığı üstüne çöreklendi. Turanlı büyücüler güçlerini doğanın temel güçlerinden alıyorlardı. Toprak, hava, ateş ve su. Ve o kadar güçlenmişlerdi ki Falazur'a haraç ödemeyi reddetmişlerdi. Pek çok şehir yıkıldı. Binlerce insan öldü ama sonunda Turanlar gece ejderini yenmeyi başardılar. Saçmalık. Bir tanrıyı öldüremez. Turanlar Falazur'u kalp dağının içine kapatıp güçlerini siyah bir küre içine hapsetmeyi başardılar. Nereden duydun bu hikayeleri? Turan Libram'ı. Bunu duymuştum ama nasıl, nerede? Burada. Burada mı? İşmir Kütüphanesi'nde. Binlerce yıldır gizliymiş. Bana bu küreden biraz daha söz et. Nerede tutuluyor? Tüm güçlerine sahip olmasa bile Falazur hala güçlü bir ejderha. Hiçbir hapishane onu sonsuza kadar tutamaz. Bu yüzden Turanlar küreyi ejderhayı uykuda tutacak bir tür yarı yaşam durumuna geçirdiler. Sonra Falazur'un yeniden uyanmaması için kürenin etrafına bir kale inşa ettiler. Peki neden şimdi uyandı? Turanlar Falazur'la savaşlarının etkisinden kurtulamadılar. Şehirleri parçalandı ve eski büyüler kayboldu. Neredeyse 1000 yıldır küreyi koruyacak ya da saklayacak kimse yok. Majesteleri, zayıflamış Turan Kalesi'ne birinin girdiğinden ve küreyi saklandığı yerden aldığından şüpheleniyoruz. Peki Falazur ne zaman uyanacak? Libram gece ejderinin ilk yeni ayın karanlığında özgürlüğüne kavuşacağını söylüyor. Ve ülke kötülükler tarafından yutulacak. Hepimizi öldürecek. Şeytanın bütün kötülükleri üzerimizden gitsin. Bu bir yer belirleme büyüsü. Ve bizi bulmak için güçlerini birleştiriyorlar. Ebediyete kadar rahat bıraksın Nesferatu. Acınası büyünüz bende işe yaramaz. Önümde sinmeniz en akıllıca şey. Gelecek çağ için en doğru hamle bu. Çünkü ben Damodar'ım. Üstadım Profion. Onu hayal kırıklığına uğratırsam canlı bir ceset olarak dönmem için bana lanet etmişti. Başarısız olmadım. Ama o lanetini geri kaldıramadan öldürüldü. Tam 100 yıl boyunca bu hayatta tek yoldaşım dayanılması imkansız bir acıydı. Ama şimdi yeniden bütünüm. Ve Falazur küresi artık benim. Beni yenenlerin soyundan gelen herkesi yok etmek için dönüyorum. Gece ejderhasının büyük ve karşı konulmaz gücü uyandığında bana bir iyilik borçlu olacak. Ve ben intikamımı almak için üstünüze yağacağım. Ne oldu Oberon? Ne gördün? Küreyi gördün mü? İşmir büyük bir tehlike altında.
o kadar güzeldi ki. Sence de öyle değil mi? Güzel, güzel. Ama fazla sürmeyecek. Evet. Çanakların koyunları. Ya ondan bir tane almak istiyorum. Valerius'a bir an önce İşmir şehrine dönmesini söyle. Krallığın kaderi buna bağlı olabilir. Emredersiniz efendim. Sir Berek, Melora nasıl? Görüş büyüsü yüzünden hala zayıf. Ama zamanı geldiğinde diğer büyücülere yardım edebileceğinden eminim. Küreyi Damodor'dan almamız gerek. Ama büyüleri yerini belirlememize engel oldu. İşmir'in en büyük kahramanlarından ikisini çağırmak istiyorum. Bu varlıklarıyla Damodor'u korkutmayacak kadar küçük ama... elinden küreyi alabilecek kadar güçlü bir grup olacak. Valerius'u çağırdınız ama gelmesi en az 15 gün sürecek. Gecikmesi ölümcül olabilir. Onun yerine ben gideceğim. Berek... İşmir kurtulacaksa bunu senin yapacağından eminim. Seni silah arkadaşlarını seçmen için çağırdım. Öyleyse Lux'la başlayacağım. İşmir'de savaşta ondan daha yırtıcısı yoktur. Gözü karalığını ailesinden alır. Seni koca aptal. Harita. Vay canına. Adını görüyor musunuz? Ne kadar güçlü. Aman tanrım, inanılır gibi böyle bak. Bilgelik için Dorian var. Bir Obedai papazı. Onunla Inverness'in Hayalet Kulesi'ne giden grupta birlikteydik. Lütfen. Günahlarımız lütfen Tanrım bana yardım et. Bana ancak sen yardım edebilirsin. Lütfen Tanrım bana yardım et. Beyler, bu kutsal mekana ayakkabılarla girmek yasak. Dindarlığıyla sadece gücü yarışabilir. Büyüye karşı büyü kullanılmalı. Ormalin'i de kullanabiliriz. Elbette, elf büyücüsü. Ama adasından ayrılmayalı onlarca yıl oldu. Evet, biliyorum. Yetenekli bir serüvencidir. Ve dediklerine göre güçlerini denemek için yeterince büyük bir rakip arıyormuş. Bir şekilde ona bu seferin önemini anlatmalıyız. Her ne kadar içinde yürüdüğü gölgeler kadar karanlık olsa da... eğer bu seferde gizlilik önemliyse hiç kimsenimden daha başarılı olamaz. O haydut mu? Saf kalpli Aziz Pirlus. Toplanmaya hazır. Tıpkı söz verdiğim gibi. İşte senin payın. Şimdi kaybol. Beni dolandırmaya mı çalışıyorsun? Hiçbir şey denemiyorum aptal. Yapıyorum. Ne? Korkulacak bir grup. Tecrübelerime dayanarak söylüyorum, böyle yeteneklere sahip insanları kontrol etmek zor olur. İşmir'i bu seviyede bir yetenek kurtarabilir. Onlar olmazsa şansımız da yok. Berek, başarısız olmamalısın. Kötülüğün güçleri toplanıyor ve İşmir'in dürüst vatandaşlarının başları dertte. Siz buraya onları temsil etmek için davet edildiniz. İyi olan her şeyi siz savunacaksınız. Kurnazlık, bilgelik, zeka ve güç. Birlikte güçlüler ama yönlerini bulamazlar. Berek, bu sefer yol göstermek senin görevin. Falazür küresini bulup İşmir'e geri getirmelisin. Hiç merak etmeyin. Büyücüler Meclisi'nin görevi de kürenin yeniden nasıl uyutulacağını bulmak olacak. Bu bilgi olmadan küreye sahip olmak işe yaramaz. İki zorlu görev.
Her ikisinin de gece ejderhası uyanmadan tamamlanması gerekiyor. Biri başarısız olursa ikisi de başarısız olur. Ama cesaretinizi kaybetmeyin. Silah arkadaşlarınızın başarılı olacağını düşünerek çalışın. O zaman zafere ulaşmak kaçınılmaz olur. Hazırım. Bu gece ne var? Kan. Barbar kadın çok güzel. Melora, o güzelliği için değil, yeteneği için seçildi. Ama güzel olduğunu kabul ediyorsun. Enerjini böyle düşünceler için harcarsan seni bu şekilde bırakıp gider. Derek, ben iyiyim. Gitmek zorundasın. Bu hastalık doğal değil. Gücüm geri dönüyor. Sadece gelecek günler için biriktirmeye çalışıyorum. İşmir'in sana daha çok ihtiyacı var. Hey haydut, el atmamı ister misin? Pençeni üstümden çekmezsen elini alıp atacak kişi sen olacaksın. Haydut, kan dökmek için henüz çok erken. Benim için bile. Sir Berek, çok az zamanımızın kaldığını hatırlatmama gerek yok. Bunu çok iyi anlıyorum majesteleri. Zaten sırf bu yüzden Malek'in sarayına gideceğiz efendim. Malek bir görüş havuzu inşa etmişti. Damador'un savunmasını aşıp bize kürenin yerini gösterecek. Sonra Ormalin bizi oraya aktaracak. Malek'in sarayını pek çok maceracı aradı. Hiçbiri geri dönmedi. İşmir tehlike altında. Bu yüzden bu riske girmemiz gerek efendim. Bu kötülük dolu yerin nerede olduğunu biliyor musun? Bilmiyorum ama bilen birini tanıyorum. Kim? Körtül cinleri. Söylesene Lux. Kardeşin bariyer tepelerinde ne görmüştü ki aklını kaçırdı?
Sözlerine dikkat et Haydut. Zaten dikkat ediyorum. Yet tüm o insanları öldürdüğü gece Linkroft Hanı'ndaydım. Ben de oradaydım. Evet ve hafızam beni yanıltmıyorsa o çılgınlığa son veren de senin kılıcın olmuştu. Onun da aklını kaçırıp hepimizi riske atmayacağını nereden biliyoruz? Kontrolümden şüphe mi ediyorsun? Gelecek sefere bunu denediğinde öldürsen iyi edersin. Kralın muhafızlarının yüzbaşısı olarak kardeşinin karşısına çıkmam görevimdi. Ben de zaten görevim gereği bu seferdeyim. Ve seninle hiçbir kavgam yok. Sarsıntıların sıklığı gittikçe artıyor. Bunu bir teşvik olarak görün. Ama efendim Libram hala bir gizem. Eğer kullanmamızı istemişlerse Turanlılar büyülerini neden bu kadar iyi saklamışlar? Turanlı büyücülerin bunların hak etmeyen ellere geçmesini istemediklerinden eminim. Zaten olan da bu. Ama ölümlerinin üstünden 1000 yıl geçmiş Turanlı büyücülere hak ettiğimizi nasıl ispat edebiliriz? Bu nedir? Açıkla. Bir magmin çağırıyorum. Peki ne amaçla? Turanlılar güçlerini doğanın güçlerinden alıyorlardı. Ateş ve topraktan doğmuş bir yaratık kanunları konusunda bilgi verebilir diye düşündüm. Magminlerin pek de parlak olmayan bir zekaları vardır. Bundan nasıl bir bilgi edinmeyi düşünüyorsun? Oh, belki böyle küçük bir yaratık daha büyük bir gizeme giden bir adım olur. Devam et. Ama dikkatli ol çünkü iyi görünmüyorsun. Magminler onlara can veren güçler gibi vahşi ve tehlikelidirler. Ak, Mel, Biriranis. Quintana, Kemal. Hey. Durdurun şunu. Libram'ı koruyun. Onu yakmaya çalışıyor. Lord Oberon, bu haberi sizin vermeniz çok daha iyi olacak. Evet, evet. Anlıyorum. Teşekkür ederim. Ölüyorsun. Vücudun dışarıdan içeriye doğru çürüyor.
Çürüme beynine ulaştığında öleceksin. Sonra yarı ölülerden biri olarak yeniden doğacaksın. Damodar gibi. Damodar görüş büyümü aşmış olmalı. Katlanmak zorunda kaldığı laneti bana da bulaştırmış olması mümkün mü? Laneti sürdürmek için bir parçana ihtiyacı olacak. Saçlarım. Saçlarım. Bir şekilde saçımdan bir parça almıştı. Bu nasıl olabilir? Belki de ona bu gücü veren o küredir. Ne kadar zamanım kaldı? Bunu bilmiyorum. Ama sürekli büyüler yapman sonunu daha çabuk getirir. Bak Melora. Geçen yıllar içinde sana sert davrandıysam... bunun sebebi sende büyük bir büyücü olma... potansiyeli görmüş olmamdı. Gerçekten üzgünüm. Kesik kalp ormanı. Bu lanetli yerden geçmek zorunda mıyız? Çamurlu nehre giden en kısa yol bu. Oradan Körtülcin köyüne geçeceğiz. Etrafını dolaşmamız çok uzun sürer. Bizi oraya gönderemez misin? Körtül'a hiç gitmediğim için hayal edebileceğim bir yer yok. Bizi yüzlerce fersah uzağa götürebilirim. Senin fikrin ne neyim? Hayatım boyunca böyle saçma sapan şey dinlememiştim. Ne savaşçılar. Haydut haklı. Berek yol göster. Sana güveniyoruz. İhtiyacı olanları besleyen doğa, kutsal olsun adın. Nim. Senin de yapabileceğin bir şeyler olduğundan eminim. Körtül cinlerinin Malek konusunda ne bildiklerini sanıyorsun? Cinler İblis Kubilex'e taparlar. Birlikte Malek'in görüş havuzu yapmasına yardım ettiler. Öyle mi diyorsun? Malek havuzu düğün öncesinde bakireleri bulmak için kullanırdı. Kendi odalarına gönderir ve onları kaçırıp odasına getirirdi. Orada onları İblis tanrısına kurban ederdi. Öyleyse Malek'in nasıl öldüğünü de bilirsin. Yaklaşık 100 yıl önce bakire çalarken yakalandı, asıldı, parçalandı ve cesedinin parçaları asit içinde eritildi. Cesedi asitle eritildi, evet evet. Bu saçmalığı hepimiz dinledik. Gerçekte neler olduğunu öğrenmek istiyor musun? Aklından geçeni söyle Haydut. Acımasız bir şaka gibi de olsa Jubilex görüş havuzunda küçük bir kusur yaratmıştı. Bundan haberi olmayan Malek ne zaman kullansa aslında sahte bir görüntüyü gördüğünü zannediyordu. Yaklaşık 100 yıl önce Malek kendini tuğla bir duvarın içine gönderdi. Neden gidip Laks'a yardım etmiyorsun? Elbette.
Berek! Berek yardım et, yaralandım. Dorian? Oh Yüce Obeday, canım yanıyor. Lux, Nim, Dorian'a bir şey oldu. Berek yardım et. Berek, yaralandım, yardım et. Yardım et Berek. Dorian, nasıl oldu bu? Sen nasıl olduğunu sanıyorsun? Bu lanet olası ağaç üstüme düştü. Hadi yardım et bana. Sen ve dostların Habis, Klix'in mezarlığına girmeye cesaret ettiniz. Son günlerde yeni bir büyü üstünde çalışıyordum. Her seferinde bir kol ya da bacağı yok edebiliyorum. İstersen sana ne kadar ilerlediğimi göstereyim. İletiyorum Verbada Fedor'u. Finlana Hatani Nignigal. Kaçın! Bu lig çok güçlü. Bilgulge Krik Falok. Hepsini öldürün. Hayat enerjilerini emin. Çabuk, sandala koşun. Hayaletler! Gönder onları. Obeday adına. Siz şeytani varlıkları buradan kovuyorum. Dikos Miros Milkaman! Buna kanmaman gerekirdi Berek. Kendininkini Liç'in vücudunda bırakmıştın. Bu görev bittiğinde geri istiyorum. İster misin? Seni düşündüren ne Berek? O tuzağa ilk seferine çıkan acemi bir asker gibi düştüm. Aptalca. Kendini gereksiz yere suçluyorsun. Silah arkadaşını kurtarmak için yalnız başına ileri atılman cesurca bir eylemdi. Cesurca mı? Neredeyse hepimizin ölümüne sebep olacaktım. Ama olmadın. Obeday'ın koruyucu gözleri bizim üstümüzdeydi. Şansımız vardı. Ve sadece şansa güvenemeyeceğimiz kadar çok şey risk altında. Berek... Büyü ve çelikten daha güçlü bir silah var. Ne silahı bu? Bunun ne olduğunu senin keşfetmen gerek. Ama bulduğun zaman onu tanıyacaksın. Turan büyülerinin henüz anlamayı başaramadığımız çok önemli bir ögesi var. Bir şey eksik. Melora. Hala yardım edebilirim.
bana yardım et. Kalbin hala atıyor. Ama bilmen gerek, yarı ölüm durumuna geçtiğini anladığım anda seni yok edeceğim. Kötülüğün güçleri Küren'in çağrısını duyuyor. İşmir'in çürüyen leşiyle beslenmek için sabırsızlıkla bekliyorlar. Güzel günler. Gerçekten. Kal. Uzak dur Leech. Orb'un tüm güçleri şu anda benim kontrolümde. Küren'in tüm gücünü kullanmak senin yeteneklerinin çok ötesine geçiyor. Onun görkeminin sadece küçük bir parçasını görebiliyorsun. Yine de bu çürümüş kemiklerini kızartıp çıktığın iğrenç kovuğa geri göndermek için yeterli olacaktır. Belki, ama sen amacımı yanlış anladın. Ben buraya bir iyi niyet ziyareti için geldim. Lord Damodar, yapmak istediğin şey Falazur'la küreyi birleştirip kötülüğünü yeniden tüm dünyanın üstüne salmak mı? Bundan emin olabilirsin. Ülkeye yayılacak acı ve ıstırapta benim payım olmazsa gerçekten büyük bir hayal kırıklığına uğrayacağım. Bir liç kendisi dışında hiç kimseye sadık kalamaz. Lord Damodar, İşmir'den bir keşif birliği yola çıktı. 5 güçlü savaşçı Körtle'ın cinlerini bulmak için yelken açtılar. 5 savaşçı mı diyorsun? Bana daha çok üstlerine Şahin'in gölgesi düşen 5 tarla faresi gibi göründü. Bırak çabalarken İşmir'in hala bir şansı olduğunu düşünmeye devam etsinler. Bu şekilde paramparça olduklarında daha fazla zevk alabileceğim. Cinler. Neredeler? Bu bir katliam. Bunu kim yapmış olabilir? Kim değil. Ne? Şimdi görüş havuzunu nasıl bulmamızı bekliyorsun? Bu şaman kulübesi olmalı. Malek'in sarayıyla ilgili ipucu varsa burada olmalı. Ormalin, büyü olup olmadığına bak. Divante Mektalun. Bu nasıl bir yüzük? İşlevini anlamak için üstünde çalışmam gerek. Çivili. Bu yatağın altında gizli bir kapak var. Kafan da ellerin kadar hızlı olmalı.
Bu bir tuzak. Uzak durun. Hepiniz. Ben burada olmasaydım neler olabilirdi? Hepinizin görmesini istiyorum. Hadi çek. Sen hayatımı kurtardın. Sana borçlandım. Hayır, borçlanmadın. Daha önce hiç kimse bana bir şey vermemişti. Yani bu ödeştiğimiz anlamına geliyor. Anlıyor musun? Bir mor solucanın midasıydı. Her şeyi delebilir. Malekin Sarayı'nın haritası. Damador başına ne geldiğini anlayamayacak. Bu bir pusu. Çabuk olun dışarı. Vay lanet olsun, dağılın. İşaretimle bir yıldırım yaratmanı istiyorum. Nim, o asidi kullan. Canı cehenneme! Öl! Ne yapacağız şimdi? Orada dünyanın gözyaşları kurur. Orada gizli şeyler açığa çıkar. Orada hayattaki eylemleriniz burada olanlardan daha adil bir yargıç tarafından yargılanır. İçinizde bu seferden ayrılmak isteyen varsa bunun zamanı geldi. Malekin Sarayı'na vardıktan sonra geri dönüş olmayacak. Sen devam edecek misin? Gerekirse tek başıma. Korumam gereken dostlarımız ve ailelerimiz var. İşmir yerine onları seçmek onursuzluk değil. Evet. Ama benim ne dostum ne ailem var. Ve Damador'a bu yaptıkların hesabını sormak istiyorum. Ben de sana katılacağım. Sonuna kadar yanındayım.
Görevimiz İşmir'i kurtarmak. Küre önce gelecek. Dorian da böyle olmasını isterdi. Ama bunu yaparken Damodor'u öldürme şansı yakalarsak, işini bitirmekten hiç çekinmeyin. Lord Oberon. Efendim bakın. Bu yazılar 892. sayfadan başlıyor. Ve 894. sayfada sona eriyor. 893. sayfa eksik. Biri tarafından mı yırtılmış? Hayır. Bakın. 892. sayfa tek tarafta. Diğer yüzünde 894. sayfa var. Ya 893 hiç var olmadı... Ya da gizlendi. Yazılarda ne diyor? Ateş her şeyi ortaya çıkarır diyor. Ve senin fikrine göre Libram'ı ateşe vermek 893. sayfayı ortaya çıkarabilir mi? Magnum'un bize göstermeye çalıştığı şey buydu. Evet ama biz Libram'ı yakamayız. Kanıta ihtiyacımız var. Gerçekten sonuç alacağımızdan emin olmamız gerek. Bu kız yarı ölü. Bu fikir onun vücudunu ele geçiren kötülüğün ona düşündürdüğü bir şey olabilir. Ne dersiniz? Melora, kalbini dinle. Bu inanç senden mi çıkıyor, yoksa olmak üzere olduğun şeyden mi? Kalbimden. Kalbim bana bunun inancımız için bir sınav olduğunu söylüyor. Turan bilgeliği bize kapılarını kapattı. Çünkü onlara olan inancımızı göstermedik. Onlara bu gücü hak ettiğimizi ispat etmemiz gerek. Pumetil Lamare. Hayır. Kabul edilemez. Hayır. Bu riske giremeyiz. Hayır. Bakın meşe palamutları ve meşe yaprakları. Melora, başını kaldır. Takip edin! Tebrik ederim Melora.
Tebrik ederim. Harita bu geçitte olduğunu söylüyor. Herkes buraya gelsin. Şuna bir bakın. Gerçek görüş mücevheri. Böyle bir hazinen olduğunu bilmiyordum. Ben her şeye hazırlıklı geldim. Tebrik ederim Nim. Finlana Hatani Mignigal. Tüm yabancıların dikkatine, diğerleri gibi ölmek istiyorsanız ailelerinize haber verebilmem için adınızı buraya yazın. Malek. Anlaşılan Malek şakadan anlayan bir adammış. Evet ama içeri nasıl gireceğiz? Bu hoşuma gitmedi. Dikkatli olun. Berek, Kuatoa Tapınağı'nı hatırlıyor musun? Evet. Bu bir bulmaca kilit. Eğer doğru şifreyi yazmayı başarabilirsek... Haydutlar! Lax, Ormalin, onları oyalayın. Bu Damador'un oyunlarından biri olmalı. Yazının içinde bir şey olmalı. Belki bir isim. Malek'in karısı ya da çocuğu var mıydı? Dur. Malek'in adı nasıl yazılıyordu? M-A-L-E... Burada X de yazılmış. Şifrede bir X var. Neden? Neden? X. Nim, görüş havuzunu inşa eden iblis. Kubilex. Berek, çabuk ol. Lax. Lax, Ormalin, başardık. Lax! Lax! Barbar, artık topla kendini. Majesteleri, mesajınızı alır almaz süvarileri toplayıp geldim. Birliklerimizin çoğu en erken yarın akşam gelebilecek. Valerius, bu gece ay tutulması olacak. O zamana kadar dayanabiliriz. Gelirken Berek'ten haber aldın mı? Ona fazla güvenmeseniz iyi olur majesteleri.
İşmir'i kurtaracak bir güç varsa bu kralın muhafızları ve kılıcımızın gücü. Bence Melora sonunda Turan kültürünün temeline ulaşmayı başardı. Hepsi birleşince hiç bilmediğimiz yeni bir tür büyü ortaya çıkıyor. Güçlü olabilir. Evet, kızın cesareti çok canlandırıcı. Hepimize umut veriyor. Yeterli, teşekkür ederim Piko. Peki, tamam efendim. İnanılmaz. İnanıyor ve kapılar önünde açılıveriyor. Piko! Dikkat edin. Tek sıra. Burası hiç hoşuma gitmedi. Hepimizin bir gün ölmesi gerekecek. Evet. Ama ben şimdi ölmemeyi tercih ederim. Şimdi ne olacak? Nim, içeri mücevherinle bak. Hiçbir şey yok. Ama bu taş büyü kullanılmadan gizlenmiş şeyleri göremez. Belki ben yardım edebilirim. Uç. Bu ona. Çocukluğumdan beri arkadaşımdır. O bizim için araştıracak. Zavallı ona. Geçmenin bir yolu olmalı. Belki enerji alanını kapatan bir araç vardır. Duvarları arayın, yerleri ve tavanı da. Berek, sanırım bu duvarın arkasında bir şey var. Geri çekil. Garip, bir aynaya benziyor. Lux, beni yukarı kaldır. Ah.
Ne buldun? Bu bir kol, bir karmaşık bir mekanizma gibi. Başınızı çevirmeniz gerekecek. Neden? Hırsızlar loncasının en eski sırlarından birini uygulamak üzereyim. Şu anda dünyada kullanmasını sadece ben biliyorum. Ve böyle kalmasını istiyorum. Biraz acele etmeyeyim. Aynada bir yol yansıyor. Tamam. Önce ben gideceğim. Ormalin peşimden gel. Sonra Lax. Nim, sen arkadan geleceksin. Yoldan ayrılmazsak güvende oluruz. Aynayı izleyin. Ben bu kötülük dolu aracı nasıl kullanacağımızı bulmaya çalışacağım. Nim, acele et. Başaramayacak. Nim, sadece birkaç adım kaldı. Atla Nim, atla! Yaşıyor mu? Nabzını duyabiliyorum. Ormalin, onu bir doktora gönderebilir misin? Yol için sadece iki gönderme büyüm var. Biri bizi Damador'a götürmek, diğeri de İşmir'e geri getirmek için. Bizimle kalması gerekecek. Malek. Havuz son kullanımından kalan görüntüyü korumuş. Kullanımı aslında çok basit. Tek gereken istediğiniz nesne ya da kişiyi düşünmek. Havuz nerede olduğunu gösterecek. O zaman bizi oraya gönderebilirim. Ama bu araç bir iblis tarafından tasarlandı ve başarı gördüğünüz gibi her zaman garanti değil. Şanslıyız. Odada fazla bir engel görünmüyor. Ormalin. Sen yıldırımlarınla saldıracaksın Lax. Ne yapacağını biliyorsun. Ben küreyi alacağım. Ormalin. Hadi bu işi bitirelim. Monos, Betori, Holo, Gibran. İşmir'in kahramanları karşımda duruyor. Ellerinden gelenin en iyisi bu mu? İşmir böyle aptallar gönderdiğine göre çok çaresiz olmalı. Sevgili şehrinizin yok oluşuna ilk elden tanık olmanız için sizi canlı tutmayı istiyordum ama ne yazık ki hiçbir zaman isteklerimi kontrol altında tutamamışımdır. Ölü halimde bile.
diğerlerine yardım et. Kazanamayacaksınız. Yanıldın. Lux, güre. Berek, bırak onu. Nim ve ormanına yardım etmeliyiz. Dayan. Eve dönmek üzereyiz. Ormanin. Bizi İşmir'e geri götürebilecek misin? Büyü yapabilirim. Ama size katılamam. Bu halde gidemem. Bizi Obatay Tapınağı'na götür. Ülkenin en iyi doktorları oradadır. Lux, sargı bezi hazırla. Hazırsan biz hazırız. Tamam öyleyse. Monos, Betori, Holo, Gibran. Lütfen beni affet. Kremi bul. Bu ikisi biraz önce İşmir'i kurtardı. Şimdi onların kurtulması gerekiyor. Merak etme, onlara bakacağız. Ama şimdi gitmelisiniz. Ahırda atlar bekliyor. Hadi git artık. Berek. Takip edilmişiz. Gitmelisin. Peki ya sen? İşmir'e ulaşman için sana zaman kazandıracağım. İşte bunu al. Gel kötülük. Ölüm seni bekliyor. Berek, başardın. Melora. Melora nerede? Berek. Demodar onu lanetledi. Küreyi bulmuşsun. Bulacağını biliyordum. Çabuk, hala zamanımız varken buraya koymalıyız.
benim o gün gördüğüm görüntü. Turan büyücüleri. Küre, küre nerede? Oberon! Sadece Damodar, istediği için hayattasın. Seni kendi elleriyle öldürecek. Urbanov, Mirov. Aferin sana, Liç. Görüşeceğiz. İşte bugün hayatım yeniden başlıyor. Sizden sadece İşmir'in yok oluşuna tanık olmayı ve gazabından geriye kalanlara hükmetmeyi istiyorum. İşmir'in yok oluşu benim dünya üstünde hükümranlığımın başlangıcı olacak. Senin görevin her yeni ayda serbest kalışımın şerefine yüz baş kesmek olacak. Nasıl isterseniz lordum. Thank you.
Melora, ölemezsin. Hayır, lütfen ölme. Sana ihtiyacım var. İşmir'in sana ihtiyacı var. İşmir ölüyor. Yapamam. Evet, yapabilirsin. Ben inandığımda dostlarım inandı. Bu bana yapacağım iş için güç verdi. Dorian bana büyü ve çelikten daha güçlü bir silah olduğunu söylemişti. İnanç. Evet. Gördüğüm görüntüde Turan'la büyücülerin diz çöktüklerini görmüştüm. Evet. Cevap bu olmalı. Dua ediyorlardı. Kime dua ediyorlardı? Obadhai tapınağında meşe palamudu yapraklarından yapılmış bir maske vardı. Doğa tanrısı. O tüm doğa güçlerini kontrol edebilir. Turanlılar Obata'ya dua ediyorlardı. Obata'ya olan inancımı kanıtlamam gerek. Ama seni paramparça edecek. Berek. Bırak beni gideyim. Thank you.
Onu hayatta tutun. Neye mal olacağı umurumda değil. Ben laneti kaldırana kadar onu hayatta tutmalısınız. Öldür onu. Gidip kendini öldür ey büyük ve güçlü Tamuhtar. Çok güzel. Yüzündeki bu ifadeyi görmek tüm çabalarıma değdi doğrusu. Urbana Millay. Demek öyle olacak Liç. Bu Dorian, Nim ve Ormalin için. Cehennemine geri dön. Lax, hayır. Lax, kendini kontrol et. Onu öldürürsen Melora ölür. Onu lanetledi. Lanetler neden umurumda olsun ki? Melora, İşmir ve yok oluş arasında kalan son şey. Bu canavar sonunda hak ettiği cezaya kavuşacak. Sana söz veriyorum. Lax, yapma. Sen kardeşin değilsin. O laneti kaldır. Yoksa seni öldürür ve yarı ölü yaşamanın acısını yeniden hissetmeni sağlarım. Zamanı geldiğinde şimdi kurtardığın şeyin aslında sadece kendi mezarın olduğunu anlayacaksın. İçinde çürüyüşünü izlemek için sabırsızlanıyorum. Birlikte çürürüz öyleyse.